Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde binamızın kaplamalarına bir göz atacağız beraber. Şimdi T'ye basarak tab ekranına geçiyorum ve Z'ye basıyorum ardından. Şimdi biliyorsunuz multiscatter uygulamıştık ve bu multiscatter ile çimlerimizi yapmıştık. Sahnemizi daha rahat çalışabilmek adına Final Render'da açmak üzere multiscatter'ı pasif hale getiriyorum. Buradan off tuşuna basarak, şuradan on off yaparak kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kapatma işleminden sonra şöyle modelimize yaklaşalım. İlk olarak şuradan damlacıkla binamızın üzerindeki kaplamayı çekiyorum. İki adet kaplama mevcut. Gördüğüm kadarıyla multi sub object kullanılmış. Bakın şimdi şurada bir tane iç kaplamamız var. Şurada bir tel örgü şeklinde bir şey yapılmış. Sanırım dekor amaçlı. Biz bunu bir tane şeyle değiştirebiliriz. Gri material alalım. Tuğla kaplamasıyla değiştirebiliriz. Brick kaplama. Elimde mevcut brick kaplamalara bir bakayım. Şu var. Bunu çekiyorum. Şimdi göster dedim. Bayağı küçük. Buradan hemen 0,1 yapıyorum arkadaşlar. Neden? 0,01. Neden? Blur yani flow'luğu üzerinden aldık. Şimdi şöyle bir yukarıya dönüyorum. Bir daha dönelim. Bakın arkadaşlar bu ID numarası 2. Yani buradaki poligon yüzeyin ID'si 2. Zaten temel eğitim konusunu bilen arkadaşlar burada ne demek istediğimi biliyor. Şurası. Tekrardan gösterelim. Buranın ID'si 2 arkadaşlar. Diğer kalan yerler 1. Şimdi 2 numara için ben burada da şu bölümde de tuğlanın içerisinde map channel'ını 2 yapıyorum. Bunu yapmamdaki sebep ne? Şimdi birazdan hem beton için yani konkret malzeme için hem de brick için UV map kullanacağım. UV W map'i kullandığım zaman biri tuğlayı kontrol etsin, biri betonu kontrol etsin. İlk önce tuğlayı kontrol edeni oluşturmak için bir tane UV map atıyorum ve map channel'ını bakın bu bölümden 2 yapıyorum. Box yapıyorum. Ardından da artık değer gireceğim. 100. 100. Şöyle bir değer girdim. Belki 100 biraz küçük oldu. İç mekan olarak düşünecek olursak. Evet. Bu tamam arkadaşlar. Bir tane daha UV map atalım. Bu ise 1 olarak kalacak arkadaşlar. 1. Yukarı çıkıyorum. Şimdi bu tuğlamızın map'ine tıklayalım. Bump'ına tıklayalım. Bitmap. Şurada bir bump'ımız var. Bump'ı da alalım beraberinde. Yukarı çıkıyorum. Bump'ın şiddetini ise 10 yapıyorum. Şimdi tekrardan yukarı çıkalım bir daha. Üst bölüme gelelim. Arkadaşlar burada ben ilk olarak şöyle bir yeni bir veri materyal oluşturacağım. Önce diffuse kanalına tıklayarak ilk malzememi almak istiyorum. İlk malzeme olarak bu konkret malzemelerden bir tanesini kullanacağım. Şöyle eski bir malzeme arıyorum arkadaşlar. Yani konkretin kendisinin eski olduğu. Bunların çözünürlüğü düşük biraz. Şuna bir bakalım. Evet bu güzele benziyor. Pek seamless'a benzemiyor ama belki işimizi görür. Şuraya yine 0,01 yapalım. Göster dedim. Bakın burada bitmap fit diyerek bakın şu bölümde. Alignment bölümünden yani hizalama bölümünden. Görsel üzerinden veriyi çekeceğiz arkadaşlar. Hizalama verisini. Gayet güzel oturdu. Gayet iyi. Süper. Tekrar bir render alalım şöyle. Tamamdır. Problem yok. Evet arkadaşlar. Güzel. Belki şey yapılabilir mi? Şöyle azıcık açılabilir mi? Gerçi gerek yok. Şu iki bölümü ayrı ayrı kaplayabiliriz aslında. Sevgili arkadaşlar. Bakın. Şu bölümle şu bölümü çıkarttım. Detach diyelim. Şunun üzerindeki ikisini alıyorum arkadaşlar. Copy. Buraya paste instance olarak D'ye yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi neden böyle bir şey yaptım? Bu arada şunu yeniden instance yapmayalım. Ctrl Z yapıyorum. Şuna tıklıyorum arkadaşlar. Make unique. Neden böyle bir şey yaptım? Bakın şunun şeyini değiştirmek için. Hizasını, yönünü vesaire. Fit desek. Fit biraz fazla oldu. Şöyle getirelim arkadaşlar. Şöyle biraz daha. Evet daha güzel oldu gibi. Çok emin değilim ama belki biraz daha.
615 verelim yine. Evet, daha iyi gibi. Bakın şurada şuradan itibaren bir bölüm ayrılmış bir bölüm söz konusu. Kalabilir. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şurada da yine UV map'i şöyle fit diyelim. Bu arada bunun UV map'i bölümü, gizmosu burada görünüyor bakın. Çünkü bu ana parçadan ayrıldı. Bunu şöyle yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu seçip bunu. Bu arada bu şuradan ayrılmamış. Neyse, kalsın. Çok önemli değil. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunu da yaptıktan sonra ne yapabiliriz? Yukarı çıkıyorum. Bunu bir kompleks malzeme haline getirelim. Şurası biraz canımı sıktı. Şunu ben tekrardan birleştireceğim. Geri tekrardan birleştirdim arkadaşlar. Ayrım işlemini yapmıştık hatırlarsanız. Yeniden birleştirdim. Şimdi tekrardan şuraya dönüyorum. Dediğim gibi kompleks bir malzeme oluşturacağım. Şimdi V-Ray materyali, V-Ray Blend ile karıştırıyorum. Blend malzeme oluşturacağım. Şimdi şunun adını bir değiştirelim. Concrete 1. Bu ismi kopyalıyorum. Bunun aynısını buraya atıyorum. Copy. Bunun adı da 2. Şimdi buradan ikinci bir malzeme seçeceğim sevgili arkadaşlar. İkinci malzeme olarak ne seçebilirim? Şuna bir bakalım. Evet, bu olabilir. İşimizi görebilir. Bak, ikinci malzeme seçtim. Göster dedim. Bakın atandı şöyle üzerine. Koyu renklerde bir malzeme. Yukarı çıkıyorum. Bir daha çıkalım. Blend amount kısmına ise bunları karıştıracağım arkadaşlar. Fakat bu karışım oranını ben beraberinde V-Ray Dirt ile yapmak istiyorum. V-Ray Dirt yapabiliriz. Veyahut mesela bitmap'ten ne atabiliriz? Bakıyorum. Leaking. Şunu atabiliriz belki. Atalım bir. Bununkini de 2 3 yapalım. Bir UV map daha attım arkadaşlar. Bu da 3 olacak. Box. Şöyle fit dedim. Bitmap fit diyelim bir de. Şuradan bitmap fit dedim. Şu çok yüksek bir değer. Şöyle gizmosundan içeriye girdim. Gerçi yakın değerler. Evet. Şimdi bir daha bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bölümlerde neyimiz var? Sızmalarımız var. Yani hani betonun zaman içerisinde yıpranmasıyla birlikte burada işte su lekelerinin ve benzeri lekelerin oluşması gibi şeyler yapabiliriz. Aynı zamanda beraberinde arkadaşlar bunu katlayıp kesip buraya V-Ray Dirt verip V-Ray Dirt Kir yani arkadaşlar. Bunu da şurada Unuploaded Color'a bir ekleyelim. Bakın. Cut diyorum. Unuploaded Color'a eklediğim zaman etkisini görebiliyorsunuz. Beraberinde sevgili arkadaşlar şurada invert normal diyelim bir. Bir daha render alalım. Şuraya da bir radius'u da bir 20 yapalım şöyle. Bir yapsak, iki yapsak. Şurada etkisi biraz daha fazla oluyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bununla birlikte distribution değerini değiştirsek şöyle. Çok istediğim gibi bir etki değil. Buraya şunu atsak bakalım. Bir böyle bir bakalım. Evet, yok. Kontrolü ben leaking'den sağlayayım diye düşündüm. Bunun radyosunu da gerek kalmadı. Şöyle arkadaşlar bakın katlayıp kestim. Görüyorsunuz. Katlayıp kestikten sonra. Şimdi invert normal dediğimde
Kaldırdım önce invert normali. Bakın tekrar açtım. Şu an bir etkisini pek fazla göremiyorsunuz. Şöyle yukarı çıkalım. 50'ye tıklayalım bakalım nasıl bir etki oluşturacak. 50 fazla oldu. 30. Yirmi yapalım. 20. Follow'u arttıralım biraz. Çok fazla oldu. Şuralardaki etki görebiliyorsunuz sanırım. Bu şekilde yapabiliriz. Veyahut burada şu ikisinin yerini değiştirip swap deyip atlatıp bakın şu kenar bölümlerinde bu etkiyi oluşturabiliriz. Kenar bölümlerinde tamamen. Bakın 96 yaptım. Arttırdım komple. Her yeri kapladı. 10 yaptım. Standart değeri yani 10. Bakın şu köşe kısımlarında vesaire görebiliyorsunuz. Şunu kaldırdım da invert normali kaldırdım da bunun yönü değişecek arkadaşlar. Şimdi burada invert normal yaptığımda yönü değiştiriyor. Ne tarafa doğru? İç kısma doğru. Şu yüzey kısmına doğru. Şu taraflara doğru arkadaşlar. Kir oluşturmaya başlıyor. Şuralara doğru. Invert normali tekrardan çevirdim. Yani bu tiki kaldırdım arkadaşlar. İç kısımlara doğru. Şu şekilde. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Tekrardan göstereyim şöyle. 5 yapayım mesela. 1 iyice kayboldu. 10 yapalım. Şurada etkinin arttığını görebiliyorsunuz. Daha fazla kaplamaya başladı. İstemiyoruz bunu tabi. Radyosu dediğim gibi bir map vererek de kontrol edebilirsiniz. Yani radyosuna bir tane gelip yarı çap arkadaşlar. Radius. Şuradan bir tane şey verip mesela şöyle bir şey. Bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Yani yer yer o eskitmeler olacak arkadaşlar. Yer yer bu bizim verdiğimiz değer. Bu istediğimiz sonuç da bizim için güzel bir sonuç. Ama tabii biz bunu uyguladığımız zaman ekstra olarak şunu yapmamız gerekiyor. Bir tane daha bundan bir kopya oluşturmamız lazım. İkinci kez paste deyip bu sefer leaking'i sadece yapıştırıp bu defa da şöyle yukarıdan aşağıya gösterelim. Şu şekilde ekstra bir karışım sağlatmamız gerekiyor. Veyahut şu malzemeyi alıp, şimdi burada çok fazla belli olmayabilir. Şuradaki ikinci bir difuz rengini işin içerisine katıp bakın daha güzel bir şekilde etki oluşturabiliriz. Sağ tık, unhide, al. Böylelikle eskitme bir yapı oluşturmuş olduk. İşte nemden kaynaklı, nehir yatağının dibinde nemden kaynaklı ve benzeri şeylerden kaynaklı bu dezerformasyonlar, bu hani bozulmalar meydana gelecektir. Bozulma dememiz daha doğru olacaktır çünkü Türkçe. Şimdi bunu da yapmış olduk sevgili arkadaşlar. Binanın bu kaplamasını. Bunun içerisine daha bump vesaire bu tarz şeyler verilebilir. Ben daha vermedim herhangi bir şey. Üst tarafımızda modelimize bir tuhaflık var. Şöyle direkt tek renk bir kaplama attım buraya. Şunu aynısını atsak. Unhide al desem. Sonra şuradaki arkadaşları alıp UV map'leri yani. Buraya da tuz sürükle bırakla kopyalasam. Zaten görünmeyeceği için problem değil ama yine de hani böyle bir şey yapabiliriz. Veyahut ekstradan arkadaşlar şey yapabiliriz yani şöyle şuna bir çıkalım. Şunun bir kopyasını alıyorum arkadaşlar. Bunun bir kopyasını aldım. Şöyle adını değiştirdim. Bunu tekrardan yukarıya atıyorum. Şunu da delete'li silelim arkadaşlar. Bunun içerisine girip şunu clear yapabilirim. Bunu da istersem dirt yapabilirim. Yani dirt olarak kalabilir. Veyahut da sevgili arkadaşlar başka bir işlemde gerçekleştirebilirim. Şunu seçelim. Şuradaki bir tanesi gelmiş gördüğüm kadarıyla. Hepsi gelmemiş. Evet. Yukarı çıkıyorum. Kaplamayı göster. Sorun yok. İsterseniz de burada arkadaşlar
ekstradan söylüyorum. Bu beton yerine daha böyle brüt beton tarzında daha farklı şu şekilde parça betonların kullanılabileceği bir malzeme oluşturabilirsiniz. Bu da ekstradan bilgi. Yani burada kaplama seçimi tamamıyla size ait arkadaşlar. İstediğiniz gibi kaplamalarınızı yapabilirsiniz. Şöyle yapalım hemen. Şu malzemeyi alalım. Hemen silelim bunu da üzerinden. Oraya ben daha böyle plank kaplama tarzı bir şey düşünüyorum. Bakın orijinal kaplama bu. Onun yerine ben şu tarz bir malzeme veyahut hemen onun bir yanında bakın şu. Bu malzemeleri kullanabiliriz. Buraya arkadaşlar hemen bir tane ne verelim? UV map verelim. Bitmap fit diyorum hemen. Şimdi bu noktada şöyle biraz küçültüyorum sevgili arkadaşlar. Uzunluğuna pek dokunmuyorum. Şöyle dokunabiliriz. Fit diyebiliriz. Ardından şöyle küçültebiliriz uzunluğunu. Bunu yaptıktan sonra bunu da yine düşürelim. Yukarı çıkıyorum. Maps bölümüne geçelim. Bakın herhangi bir yansıma vesaire vermedim. Verilebilir. Bump atadım arkadaşlar. Tamamdır. Evet, bu da güzel. Şuraya geçelim hemen. Bu arada sevgili arkadaşlar, hafif bir yansıma veriyorum. EOR değerinde yaklaşık 2 yapıyorum. 2 2,5 tarzı bir değer. Şimdi şuna hemen alalım. Tıklıyorum. Vray materyal. Bitmap. Orijinal malzemesi bu görmüş olduğunuz malzeme. Biz az önceki malzemeyi kullanabiliriz bunun için. Buraya da yine şuradaki gibi UV map veriyorum arkadaşlar. Fit diyorum. Ardından şöyle küçültüyorum ahşapları. Evet. Şimdi bunu da düşürdüm. Yukarı çıkalım. Maps bölümü. Bump. Hemen bir tane şu bump'ı atalım. Şöyle görelim. Hafif yansıma veriyorum buna da. Yansımaya glossiness vereceğim. Evet, etkisi güzel. Şunlara bakalım arkadaşlar. Damlacıkla alıyorum. Şu taş malzemesine. Bitmap. Bunun için ne kullanabiliriz? Bunun için şöyle bir konkrit malzeme kullanabiliriz. Taş gibi duruyor arkadaşlar. Concrete plate'i kullanabiliriz. Şöyle bakın rock var, kaya. Bunu kullanabiliriz. Taş duvar var şöyle. Bu olur mu? Yani olabilir ama bence bunun yerine brüt beton tarzı bir malzeme daha iyi olacaktır. Mesela şuna baksak. Hemen şuna tıklıyorum. Bunların hiçbirinde UV map yok arkadaşlar. Box. Fit, bitmap fit desek. Ardından da 500, 1500. Maalesef güzel durmuyor. Başka bir malzeme bakalım. Bu olabilir veyahut evet, bu da olabilir aslında. Bitmap fit diyorum. Evet, olabilir. Yukarı çıkalım. Maps, bump, bitmap fit, şey bitmap. Buradan Concreto bump'ı kullanabiliriz. Fakat şunu şöyle en azından yapabiliriz. Tekrardan geçelim. Bir render tuşuna basalım. Güzel. Bir de camları değiştirelim arkadaşlar. Yeri gelmişken. Sonrasında bu dersimizi durdururuz. Başka bir dersle devam ederiz. V-Ray materyal diyorum. Cam için şöyle
Düz bir renk, siyaha yakın bir renk verdim. Çok önemli değil. Tam beyaz. Niye? Yansıtacak çünkü etrafını. Bununla birlikte şöyle IOR'unu biraz bilerek arttırıyorum. Normalde camın arkadaşlar 1.517'dir IOR değeri, yani kırılma indisi. Ben biraz daha yansıması artsın diye IOR değerini arttırdım, kırılma değerini. Refraction'ı açarak geçirgenlik kazandırdım arkadaşlar. Bunlar da tamam ve bu affect channel'da color alpha yaparak, eğer alfa kanalı aldığım zaman arka taraftaki manzaranın da sorunsuzca alfa kanalı gelmesi için bu camlarda, özellikle şu bölümde mesela, bu bölümü color alpha yapıyoruz. Bunu ne demek istediğimi daha sonra render aldığımızda söylerim arkadaşlar. Eğer ihtiyacımız olursa, ama ihtiyacımız olmazsa ekstradan bir daha belirtmeye gerek yok. Şimdi tekrardan bir render tuşuna basalım. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Şu an ekstra bir şey yok. Bir de son olarak şunu da yapsak aslında çok iyi olacak. V-Ray materyal. Kapı için arkadaşlar diffuse heatmap. Yani şu malzemeyi kullanabiliriz. Perspektife geçiyorum. Burada UV-Map verelim. Ondan sonra Bitmap Fit diyelim hemen. Aşağı geçelim. Tabi Bitmap Fit buna uymadı. 50-50-50 yapıyorum. Şu gizmoyu 90 derece döndüreceğim. A'ya basarak, A'ya basıyorum arkadaşlar. Açılı bir şekilde döndürüyorum. Fit diyorum. Maalesef problemli. Bunun yerine başka bir şey bakalım. Bu hiç olmaz. Bunun rengi de çok açık. Şu diğeri iyiydi aslında. Ya da şöyle bir şey. Aynen, bu daha güzel durdu bence. Buna tekrardan UV map verelim. Box. Şöyle hemen arkadaşlar. Şunu ne yapmalıyım? ...90 derece gördüğüm kadarıyla döndürdüm. Evet. Bunun aynısını, yani bu UV map'i şuna da veriyorum. Şuna da veriyorum. Şuna da veriyorum. Ekstra şunu arkadaşlar alıyorum. Gizmosunu şöyle değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Neden değiştirdim? Biraz daha farklılık olsun diye. Şöyle gelelim tekrardan. Evet. Gayet güzel. Bir de şu son olarak demirlerimizi değiştireceğiz. Artık onu da sonraki derste değiştiririz. Demirleri değiştiririz. Şu küpeşteleri değiştiririz arkadaşlar. Yavaş yavaş bir ışıklandırma testlerine geçeriz. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.